Menderes'in Değirmendere Mahallesi, Karaintepe mevkiinde yaklaşık 250 dönüm arazide yapılmak istenen mermer ocağı projesine tepkili. Bölge halkı, ÇED halkın katılımı toplantısına izin vermedi. Eylemde kadınlar ön plana çıktı. Evlatlarının geleceği için projeye karşı çıktıklarını belirten kadınlar, firmanın mahallelerinden ellerini çekmesini söylediler. Gençlerimiz var, torunlarımız var. Onların geleceği için biz buradayız. Bütün geleceğimizde fakirliği döndürmek istemiyoruz. Yeşilliğimizi bozmak istemiyoruz. Köyümüz güzel bir köy. Ne istiyorsunuz bizden? Geldikleri gibi gitsin herkes. 1991'den beri Değirmendere'de yaşadığını söyleyen Hafize Yardış, bölgenin tarımdaki önemine dikkat çekti. Oluşabilecek sağlık problemleri konusunda uyardı. Burası sit alanı. Sit alanına bir ev kurulmasına izin vermezken nasıl bir taş ocağı kurulabilir? Nasıl bunun izni verilebilir? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da mermer ocağı projesiyle ilgili ulusal kanala konuştu, tepki gösterdi. Değirmenlerimizin Karaintepe mevkisinde açılmak istenen bir taş ocağı var, mermer ocağı. Biz ilçe olarak, köylü olarak bu taş ocağını istemiyoruz. İzmir'in içme suyu Menderes'in Tahtalı Barajı'ndan karşılanıyor. Hem içme suyuna zarar veriyor hem de tarımsal alanlarımız zarar görüyor. Biz çiftçimizin, köylümüzün zarar görmesini istemiyoruz. Bu yüzden mahallemizde taş ocağı açılmasını istemiyoruz. Sporcular da projeye karşı. Pusula 35 Dağcılar Derneği Başkanı Sabri Çetin, doğa yürüyüşleri yapılan mevkinin önemini aktardı. Bu dağlarda nefes alıyoruz. Şehirden kaçıyoruz. Buralarda kurduyla, kuşuyla, köylüsüyle yaşıyoruz, geziyoruz. Bütün şehrin stresini bu dağlarda atıyoruz. Yani bu güzelliklerin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Protestolar karşısında firma yetkilileri alandan ayrılmak zorunda kaldı. Mahalle sakinleri, yine gelirlerse yine göndeririz dedi. Gene gelirlerse gene geri göndeririz. Berber gibi.